Açık ders malzemeleri, algoritmalara giriş, 6.046c, ikinci ders. Benim adım Erik Domain. Bana Eric diyebilirsiniz. 6.046'ya tekrar hoş geldiniz. Bu ikinci dersimiz. Bugün esas olarak birinci dersteki konuların matematiksel temellerini genişleteceğiz. Birinci derste algoritmaların çözümlenmesi, araya yerleştirme sıralaması ve birleştirerek sıralama konularına bir giriş yapmıştık bu iş için bazı araçlara gereksinim vardı ve biz de parlak bir fikir olan asimptotikler kavramını ele aldık. Kat sayıları ve formüllerin en büyük terimleri dışındakileri hesaba katmadık. Bu nedenle bugün asimptotik simgeleyimi matematiğini iyice kafayana kadar geliştireceğiz. Yine geçen dersin sonunda birleştirerek sıralamadaki öz yineleme olgusu ve koşma süresini irdeleyerek yinelemeleri nasıl çözeceğimizi görmüştük. Bugün de bu iki kavram üzerinde duracağız. Sorumum var. Peki daha yüksek sesle konuşurum. Teşekkürler. Mikrofonum var ama sesimi yeterince yükseltmiyorum. Haydi asemptotik simgelem ile başlayalım. Basit asemptotik simgelemi daha önceden görmüştük. Eminim ki bu simgelemle daha önce aldığınız derslerde de karşılaşmışsınızdır. Örneğin büyük O simgelemi gibi kavramlarla. Ve bugün biz bunun kesin tanımını yapacağız ki neyin doğru, neyin yanlış, neyin geçerli, neyin geçersiz olduğunu bilelim. Bugün tanım yapacağız. Maalesef bugün matematik yoğun. Hemen hiç algoritma olmayan bir ders olacak ve bu nedenle çok heyecan duymayabilirsiniz. Ama gelecek derste bugün öğrendiklerimizi gerçek algoritma uygulamalarında kullanacağız. Bu büyük O simgeleme, büyük harf O simgeleme. Elinizde N'nin F fonksiyonuna eşittir büyük O'nun g GN eşitliği yani FN eşit OGN var. Bunun anlamı bazı uygun katsayılar vardır ki C büyüktür 0 ve N 0 büyüktür 0 gibi. Yeterince büyük bütün N değerleri için F fonksiyonu C, G, N ile sınırlıdır. Bu sezgiyle kolay anlaşılabilecek bir kavram. Bunu daha önce görmüştük. Burada f(n)'nin eksi olmadığını varsayacağım ve üst sınırın da g(n) ile sınırlı olmasını istiyorum. Bazı örnekler görmüştük. Örneğin 2n kare eşittir o n küp eşitliğini tanımlayalım. Bunun yaklaşık anlamı eğer baştaki katsayıları ve düşük değerli terimleri hesaba katmazsak denklemin solundaki değer sağındaki değere küçük eşittir. Yani büyük O eşit ya da daha küçük anlamına gelir. Ama burada gördüğünüz bunun formal biçimlenmesidir. Bu simgelemle ilgili komik olan yön bunun simetrik olmamasıdır. Normal olarak denklemlerin simetrik olduğu düşünülür. Yani A eşittir B ise B eşittir A söyleminin de geçerli olması gerekir. Ama burada durum böyle değil. N küp N karenin büyük O fonksiyonu değildir. Hatta n kübün büyük o fonksiyonu da n kareye eşit değildir. Birazdan bunun ne anlama geldiğini göreceğiz. Ama bu evrede büyük o simgeleminin biraz garip bir simgelem olduğunu unutmayın ve hep anlamını düşünün. Bu simgelemin anlamını kavramanın bir diğer yöntemi de fn'nin g'ye benzeyen bazı fonksiyon setlerinin içinde yer aldığını düşünmektir. Bu nedenle gn'nin büyük o'su bir fonksiyon seti olarak tanımlanabilir. Adına FN diyelim ve bazı katsayılar olsun. Burada aynı tanımı yapıyorum. C büyüktür 0 ve n sıfır büyüktür 0. Yani FN sıfıra büyük eşit ve C ile GN'nin çarpımına küçük eşit. Tabi tüm n değerlerinin n sıfıra büyük eşit olması koşuluyla. Bu oldukça uzun bir tanımlama. Bu nedenle yani her seferinde tanımı yeniden yazmak yerine simgelem kullanıyoruz. Şöyle düşünmelisiniz. N kare, N küp büyük O fonksiyonuna eşittir demek yerine anlatmak istediğimiz şey 2 N karenin N küp ile oluşturulan büyük O setinin içinde yer aldığıdır. Bu simgelemde eşit işaretini kullanırken setin içinde anlamında kullanıyoruz ve bu şekilde kullanacağız. Böyle de yazabilirsiniz. Bu kısaltmanın kullanıldığı makaleler vardır ama biz bu anlamda eşit işareti kullanacağız. Bunun sonucunda da eşit işaretine bu işarette olduğu gibi simetrik olmayan bir anlam yükleniyor. Büyük O simgeleminde kullandığımız bazı hoşluklar var. Bunlardan biri de simgelemi bir makro gibi kullanmak. Bugün kapsamamız gereken çok konu var. Onun için biraz hızlı gideceğim. Bu nedenle anlamadığınız bir şey olursa beni soru sorarak durdurun ve yavaşlayayım. Aksi halde her şeyin anlaşılmış olduğunu kabul edip tam hızla devam edeceğim. Makro uzlaşımı Daha önceleri makro programlama ve benzeri çalışmalar yaptınızsa size tanıdık gelecektir. Ama buradaki anlatım biraz daha matematiksel olacak. Biz büyük O simgelemini bir şeyin büyük O'suna eşit olarak tanımladık. Ve büyük O'yu da sadece eşit işaretinin bir yanında bir fonksiyonun büyük O'su olarak tanımladık. Öte yandan eşitliğin sağ tarafında büyük O'yu içeren genel bir ifadenin olmasında yarar vardır. Örneğin şöyle bir eşitlik yazalım. Fn eşittir n küp artı o n kare. Burada amacımız hata sınırını belirlemek. Diyoruz ki fn aslında n küptür ama bu denklemde o n kare olarak anılabilecek düşük düzeyde değerler de var. Ve bunun da anlamı fn'yi fonksiyon sözcüğünün kısaltması olarak kullandığımda N'nin h fonksiyonu olarak tanımlanan bir fonksiyonumuz var. Ve bu büyük O N karenin içinde ya da büyük O N kareye eşit. Böylece fN eşittir N küp artı hN. Yani diyoruz ki yeterince büyük N değerleri durumunda bu ifadede bir kat sayı ve N karenin çarpımı ile üst sınır tanımlanmış düşük düzeyli terimler var. Buradaki terim gibi bu durumda Fn, dikkat edin şimdi gerçek bir eşitlikten söz ediyorum, n küp artı hata terimine eşittir. Bu yaklaşım bu anlatımda çok yararlı. Özünde ön sabiteyi tanımlıyorum ve diyorum ki üst sınıra en çok n kare olan başka değerler de var. Fn, n kübe bağlıdır da diyebilirdik ama bu daha zayıf bir deyim olurdu. Bizim anlatımımız daha detaylı. Bu yaklaşımı çok sık kullanmayacağız ama bilmekte yarar var. Ama bazen karşımıza çıkacak, örneğin geçen derste büyük o bir toplama işleminin içinde yer almıştı. Yani bunları her yerde kullanabilirsiniz. Unutmamanız gereken o setin içinde bir fonksiyonu temsil ettikleridir. Büyük O bir denklemin sol tarafında yer aldığında anlamı biraz daha zor anlaşılır. Biraz daha incelikli hale gelir. Aslında aynı bağlamda kullanılır ama bu durumda eşitlik kavramı başka bir uzlaşım gerektirir. Bu nedenle de eşit işareti bakışımsızdır. Yani simetrik değildir eşittir yerine içindedir ifadesini kullanmalısınız. İçindedir. Buradaki her şey şuradaki bir şey anlamındadır şeklinde yorumlanmalıdır. Yani sol taraftaki her şey için bir varsayılan varsa bu sağ taraf için de geçerlidir. Bu gerçek bir deyimdir. N kare artı O N olan her şey aynı zamanda O N karedir ama bunun tersi geçerli değildir. Yani orada asimetrik olarak bakışımsız bir durum vardır ve düşündüğünüzde kolay anlaşılsa da dikkatli olmanız gerekir. Bu eşitliğin sol tarafındaki makroda herhangi bir artış varsa ki bu FN olmalıdır. Eşitliğin geçerli olması için sağ tarafındaki makrolarda da artış olmalıdır. Buna göre elinizde içindedir anlamıyla kullandığınız eşit işaretleri zincirinden oluşan denkleminiz varsa en baştaki terim en son terimle sınırlıdır ya da sonuncuya eşittir. Yani eşit işaretlerini normalde zincirleme kullanabilirsiniz ama yerlerini değiştiremezsiniz, ters çeviremezsiniz. Pekala, bu büyük O simgelemidir. Sorusu olan var mı? Evet, büyük O üst sınırların tanımlanmasında çok yararlıdır. Ama alt sınırlarla da ilgili konuşmalıyız. Algoritmalarda üst sınırlara koşma süreleri bağlamında ilgi duyarız. Koşma süreleri en çok N kare değerine, büyük O'ya kadar da en çok N log N değerine ulaşır. Ama bazen belirli bir minimum değeri ulaşabilen fonksiyonları da tanımlamak zorunda kalırız. Örneğin belli bir modelde sıralamanın en az N log N zamanını alacağını göstereceğiz. Bunun için de başka bir simgeleme ihtiyaç var. Bu simgelemenin adı da büyük omega simgelemi. Ve oldukça simetriktir set tanımlamasını buraya yazayım. Fn eşittir büyük omega gn olarak yazacağız. Ve bu yeterince büyük n değerleri için Fn'nin en azından gn'nin bir katsayı ile çarpımına eşit olduğu anlamına gelecek. Temelde F ve G arasındaki eşitsizlik ilişkisini tersine çeviriyorum. Böyle tanımlanması çok şaşırtıcı değil. Konunun daha derinlerine inmek için rastgele bir örnek verelim. Kare kök ne? Eşittir büyük omega logaritma ne? Ve bunu şöyle yorumlamalısınız. Yeterince büyük N değerleri için bazı sabit faktörlere kadar kare kök ne? En azından logaritma nedir? Yani omega büyük eşit anlamına gelir. Size bazı analojiler vereyim. Büyük O var. Büyük Omega var. Büyük O küçük eşit, büyük Omega büyük eşit. Birazdan buraya başka şeyler de yazacağım. Elimizde bilinen işlemcilerin olması güzel. Normalde kesinlikle küçük, kesinlikle büyük ve eşit işaretlerine sahibiz. Ve asimtotlar dünyasında işlem yaparken kat sayılarla düşük değerli terimleri ihmal etmek için bu analogların yani benzer değişkenlerin çözümlemelerini kullanacağız. Örneğin elimizde teta gn var. Bu büyük tetadır ve ortasındaki çizgiyi boylu boyunca çizmek yerine ortalamalısınız. Yunanca'yı ben icat etmedim. Böyle olması gerekiyor. Teta sabitlenmiş faktörlere kadar bir değere küçük eşit ve bir değere büyük eşit olduğu anlamına gelir ve bu nedenle büyük O ve büyük omega setlerinin kesişiminde yer alır. Yani eşit işaretini andırır ama tabii çok farklıdır. Kat sayıları görmezden geldiğiniz zaman N kare 2N karenin büyük tetasıdır diyebilirsiniz. Buradaki diğer tanımlamalara baktığınızda tamam n kare artı o n eşit büyük teta n karedir ama bu teta ile yapılamaz. Çünkü n'nin kare kökü log n'den asimptotik olarak daha büyüktür. Önceden gördüğümüz n kare ve n küp arasındaki bazı ilintiler de teta'ya uygun değildir. Bir de strict yani kesinler simgelemi vardır. Ve bunlar küçük o, ve küçük omega simgelemleridir. Küçük teta simgelemi yoktur çünkü kesin eşitlik karşısında kesin olmayan eşitlik diye bir kavram olmaz. Kabaca küçük o daha küçük ve küçük omega da daha büyük anlamında kullanılır. Bu alışmamız gereken bir simgelem. Burada bunu tanımlamayacağım çünkü önceki tanımla hemen hemen aynı. Öncekiden tek farklılığı C katsayısı ve bir N0 değeri var demek yerine her C katsayısı için başka bir n sıfır olacağını kabul etmek. F ve G arasındaki eşitsizlik ilişkisi her C değeri için geçerli olmak zorundadır. Sadece bir tanesi için değil. Böylece N0 C'ye bağımlı hale geliyor. N değerinin yeterince büyük olduğunu varsaysanız da bu size kesin bir eşitsizlik ilişkisi veriyor. G'nin önüne hangi katsayıyı koyarsanız koyun, örneğin küçük o ile uğraştığımız düşünelim F, yeterince büyük N değerler için C çarpı G'den yine de küçük olacaktır. Rastgele birkaç örnek verelim. Yine kat görmezden geleceğiz. N kare yeterince büyük N değerleri için N küpten her zaman küçük olur. Bu biraz dikkat etmeniz gereken bir konu. Böyle bir şeyi kanıtlamak zamanla bu uygulamalarla uğraştıkça daha kolay hale gelecek. N0'ın C cinsinden ne çıkacağını hesaplamanız gerekir. Bunun 2 bölü C olduğunu sanıyorum. Küçük eşit durumu varsa bunun doğru olması gerekir. Tamam. Burada C'ye epsilon ve deltalardaki epsilon gibi düşünmelisiniz. C ne kadar küçülürse küçülsün. C en azından 2 bölü C büyüklüğünde ise ben N kareyi N kübün üst sınırıyla sınırlayabilirim. Ama teta ile işlem yapıyorsanız bu varsayımları ikisini de kullanamazsınız. Örneğin 1 bölü 2 N kare eşit büyük teta n kare eşitliği küçük o n kare değildir. Küçük omega n kare de değildir. Çünkü kesin n kare eşittir. Bununla sıra ilişkileri hakkında bazı öngörüler edineceksiniz. Ancak problem setinize bakarken de göreceğiniz gibi karmaşık durumlarla da karşılaşacaksınız. Asimptotik simgeler hakkında sorular var mı? Bu kısa bir tekrardı. Artık bunu yineleme problemleri çözmede kullanabiliriz. Bugün bunu çok fazla kullanmayacağız ama gelecek derste uygulamaları bolca yapacağız. Günün ikinci konusu olan yinelemeleri çözme konusuna geçiyoruz. Daha önce aldığınız discrete yani ayrık matematik sınıflarında herhalde bazı yinelemeleri çözmüşsünüzdür. Burada biz bu iş üzerinde biraz daha fazla çalışacağız ve öz yinelemeli algoritmaların çözümlenmesinde kullanılan bazı teknikleri ele alacağız. Daha sonraki derslerde de bunu derinlemesine gireceğiz. Burada yenilemeleri çözmek konusunda kullanacağımız 3 ana yöntem var. Birincisinin adı substitution method yani yerine koyma metodu. Yinelemeleri çözmek için genel bir prosedür ya da yöntem yoktur. Maalesef yenilemeleri çözmek için iyi bir algoritma da yoktur. Sadece bir takım teknikler vardır. Bunların bazıları bazen işe yarar ve eğer şanslıysanız sizin yenilemeniz için bunlardan biri çalışır. Aslında bunlar bir integral problemi çözmek gibidir. Bazılarını sadece bilmeniz gerekir ve bunların çözümü için bazı yöntemleri bilmeniz gerekir. Genelde cevabınızın doğru olup olmadığını kontrol etmeniz kolaydır. Aynı integral problemlerinde olduğu gibi türevi alırsınız ve doğru cevabı bulup bulmadığınızı anlarsınız. Bu yaklaşım temelde yerine koyma metodunun özüdür. Yerine koyma metodu her zaman çalışır. Fakat maalesef birinci adım cevabı tahmin etmektir. Ve cevabı doğru tahmin etmek zorundasınız. Bu işleri biraz zorlaştırır. Öte yandan tahmininizin tam olması da gerekmiyor. Genelde sabit faktörleri bilmeden de bir çözüm bulabilirsiniz. Bu iyi bir şeydir. Çünkü bildiğiniz gibi sabit faktörlerle çok fazla ilgilenmeyiz. Siz formu tahmin etmek durumundasınız. Dersiniz ki bu yaklaşık en kare mertebesinde olacaktır. Yani cevap bir sabitle en karenin çarpımından oluşacak anlamına gelir. İşte bunu tahmin edersiniz. Biz burada sabitlerin de ne olmaları gerektiğini hesaplayacağız. Siz yinelemenin bu sınırları karşılayacağını tüme varım yöntemiyle doğrulayacaksınız. Ve esas anahtar budur. Yani yerine koyma metodu tüme varım yaklaşımını kullanır ve bu işin sonunda da genelde sabitlerin ne oldukları kendiliğinden ortaya çıkar. İşin sonunda bu sistemin çalışması için sabitlerin ne olduğunu bulmaya çalışırsınız. İşte genel fikir budur. Bununla ilgili bir takım örnekler göreceksiniz. Aslında aynı örneği birkaç kez göreceksiniz. Maalesef böyle bir durumla karşılaştığınızda nasıl anlatsam bu bir algoritma ama doğru cevabı bulmak için kehanetten yararlanılıyor. Ama bazen cevabı tahmin etmek o kadar da zor değildir. Bu duruma bağlıdır. Şu yenilemeye tn eşittir 4t n bölü 2 artı n yenilemesine bakarsanız elimizde varsayımsal olarak bir base case yani temel durum olmalıdır. Ve bu t'nin bir sabitle ilişkisidir. Genellikle bu da birdir ama temel durumlar bizi fazla ilgilendirmiyor. Algoritmalarda bu durum her zaman böyledir ve biz şimdi bunu çözmeye çalışıyoruz. Burada bunun cevabı ile ilgili herhangi bir tahmin olan var mı? Aslında bu yenilemeyi çözmeyi bilmeyenlerden bir tahmin almak istiyorum. Burada kaç kişi bu yenilemeyi çözmeyi biliyor? birkaç kişi. Tamam. Geri kalanlar herhangi bir tahmininiz var mı? Burada olana baktığınızda elimizde T, N bölü 2 var. Ama N'yi şimdilik ihmal edelim. Burada N bölü 2 var. Eğer bunu 2 katı arttırsak elimizde TN olur. Ve bu tarafta 4 kat artar. N bunun arkasından gelen ek bir terimdir ama bu çok önemli değil. Bildiğiniz hangi işlem bağımsız değişkeni 2 katı arttırdığınızda çıkış 4 kat artırır? Pardon, evet. N kare. Eğer N kare olduğunu düşünüyorsanız cevabınız doğrudur. Ama bunun N kare olduğunu şimdilik kanıtlamayacağız. Şimdilik daha kolay bir şey kanıtlayacağız. Çünkü bunun maksimum N kare olduğunu kanıtlamak biraz eziyetli olacaktır. Bunu birkaç dakika sonra yapacağız. Şimdilik TN eşittir O N küp tahmini yapalım. Çünkü bunun tümevarım bu yoluyla kanıtlanması daha kolay olacak. Bu kanıtlama işleminin yapılışını kolay bir örnekle öğrenirseniz esas hedef olan n karenin cevabını daha kolay elde edersiniz. Bunu kanıtlamak için şimdilik tn'nin en fazla bir sabitle n küpün çarpımı olduğunu tahmin edeceğim. Ve şimdi daha hassas çalışacağım. Ben büyük o simgelemini yerine koyma metodunu da kullanamıyorum. Onun için bunu biraz genişletip sabitleri kullanmam gerekiyor. Şimdi biraz sonra büyük o simgeleminin neden kullanılamayacağını göstereceğim. Ama bu evrede şunu belirteyim. Büyük o simgelemini burada kullanmak önemlidir. Büyük O simgelemi eğer sınırlı sayıda bir büyük O ilişkileri zinciri varsa yani N kare büyük O N küptür. Büyük O N dördüncü kuvvettir gibi ilişkiler varsa bunların hepsi doğrudur. Bu şekilde siz N kare büyük O N'nin dördüncü kuvveti diyebilirsiniz. Ama elinizde sınırsız bir ilişkiler zinciri varsa o zaman birinci terim son terimin büyük O'su değildir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu olay ders notlarında ayrıca belirtilmiştir. Diyelim ki siz n'nin 1'in büyük olsu olduğunu kanıtlamak istiyorsunuz. Bu güzel bir ilişkidir. Ama bu doğru olsaydı her algoritmanın sabit bir koşma süresi olurdu. Bu doğru değildir. Wayne'in world notasyonu yani dünya simgelemine göre bu doğru değildir. Bunu tüme varım yöntemiyle temel durum 1 eşittir O1 yani order 1 düzey 1 şekilde tanımlayabilirsiniz. Evet bu doğrudur. Bundan sonra tüme varım adımında eğer n-1'in ne, ne olduğunu bilirsem diyelim ki n eksi 1 eşittir o 1 ise n eşittir n eksi 1 artı 1 olacağından eğer n eksi 1 eşittir o1 ise ve 1 eşittir O1 ise sonuçta tüm eşitlik O1 olur. Ve bu doğrudur. Eğer n-1 eşittir O1 ve 1 eşittir O1 olduklarını biliyorsanız bunların toplamı yine O1 olacaktır. Ama bu yanlış bir kanıtlamadır. Yani büyük O'lar üzerinden tüme varım yapamazsınız. Buradaki durum varsayımsal olan sabitlerin aslında değişmeleridir. Burada bir büyük O var ve burada da bir büyük O var büyük olasılıkla bu ilişkiyi her uyguladığınızda sabiti iki kat arttırıyorsunuz. Eğer elinizde sınırlı sayıdaki sabitleri iki katına çıkaran bir uygulama varsa bu çok önemli bir şey değildir. Çünkü sonuç yine bir sabittir. Ama siz burada ne sayıda iki katına çıkarma işlemi uyguluyorsunuz ve bu da iyi bir şey değildir. Bu durumda buradaki sabitler neye bağlı olmaktadır? Bundan kaçmak için bu tip problemlerde sabiti ayrıca yazarak sonuca ulaşmaya çalışırız. Sabitin değişmediğinden de emin olmalıyız. Şimdi buraya sabiti yazdım artık rahat olmalıyım. Bunu k'nın neden küçük bir değer olduğunu varsayarak yapıyorum ve şimdi k'nın n'ye eşit olduğu zaman da buna geçerli olduğunu kanıtlamam gerekiyor. Şimdi tn'ye alacağım ve onu genişleteceğim. Çok açık olan bir şey yapacağım. Elimde tn'yi genişletecek bir yenileme var. Bu durumda bu yineleme tn bölü 2 ile ilintilidir. tn bölü 2 ile ilgili bir gerçek daha biliyorum. n bölü 2 n'den küçüktür. Şimdi bunu genişleteyim. TN eşittir 4 t n bölü 2 artı n. Tüm hipotezinden yola çıkarak t n bölü 2 ile ilgili bir üst sınır buldum. Ve bu üst sınır 4 çarpı c x bağımsız değişkenin köpü artı n'dir. Buradan devam edelim. Şunu biraz daha genişletelim. Elimizde n küp bölü 2 küp var. 2 küp 8 eder. Böylece 4 bölü 8 yarımdır. Sonuçta elimizde yarım c n küp artı n kalır. Burada ulaşmaya çalıştığım sonuç aslında bu değerin en fazla c n küp olabildiğidir. Ne için? Küme varım hipotezini geçerli kılmak için. Bunu kanıtlamam lazım. Burada yapacağım şey istenen değer olan cn kübü elde etmek için istediğim şeyleri yazmak sonra da istemediğim değerleri bundan çıkarmak olacak. Buna residual yani kalan değer denir. Şimdi bunu hesaplamam gerekiyor. Elimde cn küp var. Ama burada yarım CN küp var. Bu nedenle yarım CN küpü çıkarmam gerekiyor. Çünkü ancak bu durumda baştaki değeri bulabilirim. Bundan başka elimde bir artı N var ama parantezin başında eksi olduğu için bu da eksi N demektir. Ve kalan değer budur. Bunun en fazla bu değer olması için kalan değerin negatif bir değer olmaması gerekir. Ve kalanın sıfırdan büyük veya ona eşit olduğunu bulmam lazım. Ama bunu yapmak kolay. Çünkü burada C üzerinde kontrolüm var. C'yi istediğim gibi seçebilirim. Yani C mesela en az 2 ise o zaman bu değerde en az 1'dir. Bunun yanında N kübün N'ye eşit veya ondan daha büyük olması koşulu da var. Ve bu her zaman böyledir. Ve örneğin C en az 1 ise N'nin ne olduğunun o kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Ama diyelim ki N'ye bir değeri verdik. Böylece TN'nin en fazla bir sabitle N küpün çarpımı olduğunu kanıtladık. Ve buradaki sabit de 1'e yakın. Evet, bu bir üst sınırdır. Ama sıkı bir üst sınır değildir. Aslında bizim inandığımız N karenin üst sınırı olduğudur. Ve bu da doğrudur ama burada biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yanıtın ne küp olduğu anlamına gelmiyor. Sadece en fazla ne küp olabileceği, daha doğrusu o ne küp olduğu anlamına geliyor. Bu kanıtlamayı biz tüme varımı yöntemiyle yaptık. Şimdi teknik olarak bu tüme varıma bir de temel durumu ilave etmem gerekir. Yani bir şeyler hala eksik. Temel durum burada o kadar zor değil. Çünkü T1 bir sabit ama bazı şeyleri etkileyebilecek bir sabit. Eğer T1 bir sabitse, burada ihtiyacımız olan şey bunun değerinin C kere bir küp yani C olması ve bu C'yi yeterince büyük seçtiğimiz takdirde doğrudur. Yani C'yi yeterince büyük seçmemiz lazım. Şimdi biz sabitlerle fazla ilgilenmiyoruz ama buradaki önemli konu biraz dikkatli olmak. Sonuç olarak TN'nin 1 çarpı N kareye eşit olması doğru değil. C'nin en az 1 olma koşulu olmasına rağmen temel durumun çalışması için C'nin en azından 100 ya da t 1nin değerine eşit olması lazım. Onun için burada biraz dikkatli olalım bu cevabı genelde etkilemeyecek. Çünkü burada çok basit temel durumları seçtik. Tamam. Şimdi or n karenin sıkı bir üst limitini bulmaya çalışalım. Burada bir omega sınırlaması kanıtlamayacağım ama siz dilerseniz yerine koyma metodunda omega n karenin üst sınırını bulabilirsiniz. Burada ben n karenin üst sınırını kanıtlamakla yetineceğim. Şunu deneyelim. Tn'nin üst sınırı or n kareye eşittir. Aynı şeyleri yapacağım. Burayı biraz daha hızlı yazacağım. Çünkü aslında sadece basitçe kopya çekiyorum. Buradaki tek fark eskiden 3 varken şimdi 2'yi kullanacağım. Bu durumda tn eşittir 4t n bölü 2 artı n olur. Bu T N bölü 2'yi genişleteceğim. Bu en fazla 4C. N bölü 2 kare artı N'dir. Ve bu durumda 2'nin kübü değerinin yerine 2'nin karesi yani 4 kullanacağım. 4'ler birbirini götürür. Bu durumda C N kare artı N elde ederim. Bunu başka türlü yazmayı tercih edersiniz. Yani kalan eksi değeri de göstermek isterseniz o zaman elinde C N kare eksi eksi N olur. Ve ben bunun negatif olmasını istemiyorum. Ama öteki taraftan eksinin negatif olmaması çok zor bir şey. Eğer n eşittir sıfır ise bundan mutlu oluruz. Ama maalesef burada yaptığımız şey n üzerine bir tuma varım ve n'nin bire eşit veya büyük değerler için geçerli olması gerekiyor. Yani bu cn kareye küçük eşit değil. Dikkat edin, insanın içinden bunun büyük o n kareye eşit olduğunu yazmak geliyor. Ve birinci adımda bu geçerli. C, N kare, eksi, eksi N ifadesinde her şey N düzeyinde. Daha doğrusu bu N düzeyinde, bu da N kare düzeyinde. Doğal olarak bu ifade O, N kare. Bu doğru. Ama tüme varım yaklaşımını tamamlamıyor. Bu yaklaşımı tamamlamak için siz tüme varım hipotezinin N ile birlikte bir C olduğu zaman da kanıtlamak durumundasınız. Burada C sabitini C artı 1 şeklinde elde edebilirsiniz ve bu iyi değildir. Bu doğrudur ama işinize yaramaz. Bu tüme varımı tamamlamaz. Onun için bunu ihmal edebilirsiniz. Bu kanıtlama yöntemi işimize yaramıyor. Bu da rahatsız edici çünkü biz TN'nin N kare eşit olduğunu bir şekilde hissediyoruz. Bu sakıncayı gidermek için TN'yi biraz daha farklı bir formda ifade etmek gerekiyor. Bu yine ilahi bir sezgi. Sizin ilahi sezgileriniz varsa hiçbir sorunuz olmaz. Ama biz ölümlüler için biraz daha zor bir durum bu. Sonuçta tüme varım hipotezimizi biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Plan bu. Biz aslında biraz zayıf bir varsayımla TK'nın K karenin bir sabit ile çarpımına küçük eşit olduğunu varsaydık. Biz sabitin ne olduğunu bilmiyorduk. Bu tamam ama daha düşük düzeyde terimlerin olmadığını da varsaymıştık. Şimdi daha düşük düzeydeki terimlere bakmak istiyorum. Belki onların bir rolü olacaktır. Bu aşamalı işleme baktığınız zaman diyebilirsiniz ki elimde N kare gibi bir şey olacak ve sabitler oldukça sıkı bağdaşmış. Yani diyoruz ki dörtler birbirini götürüyor ve C muhafaza ediliyor. Bu düşük düzeyde terimden ve N'den nasıl kurtulacağım? Belki buradakilerden doğrusal bir terimi çıkarabilirim ve eğer şanslıysam bu taraftakini götürür. Şu noktada elimizde olan tüm sezgisel yaklaşım bu. Ama sonuçta çalıştığını ve sonuç alındığını görürüz. Tn'ye bakarız ve her zaman olduğu gibi bunun 4T, N bölü 2 artı N olduğunu görürüz. Şimdi biraz daha karışık bir forma geçeceğiz. Elimizde 4C1, N bölü 2 kare, eksi C2, N bölü 2 artı N var. İlk kısım daha öncekiyle aynı. Çünkü dörtler birbirini götürüyor. Böylece elimizde C1, N kare kalıyor ki bu iyi bir şey. Yani istediğimiz formda aslında. Bundan sonra bir sabit çarpı N var. Ve bunun ne olduğunu bulalım. Elimizde artı bir çarpı N var. Bu nedenle bunu 1 eksi C2 bölü 2 kere N olarak yazalım. Bir dakika. Yanlış yaptım. Elimizde 4 kere 2 var. Bu nedenle 2'nin aslında yukarıda olması lazım. bir kez daha kontrol edeyim. 1 bölü 2 C2 çarpı N. Tamam. Şimdi bunu istenilen eksik kalan değer olarak yazabiliriz. Ve burada biraz da dikkatli olmamız lazım. Çünkü öncekinden daha kuvvetli bir Timovar'ın hipoteziyle karşı karşıyayız. İstediğimiz şey C1 çarpı N kare yeni bir şey değil. Aslında burada bu uygun olurdu. Ve biz 2C2'yi büyük seçebilirdik. Ama aslında ihtiyacımız olan C1 N kare eksi C2 kere N ve ondan sonra eksi bir şeyler. Tekrar ediyorum. Bu istenilen eksi kalan değerdir. Eksi kalan değere bakalım. Bir eksi birimiz var ve bir de eksi C2'miz var. Bu çok güzel görünmüyor. Artı C2. Teşekkür ederim. Bunun artı C2 olması lazım. Ben eksi artı işaretlerimi karıştırıyorum. Burada bir eksi var ve orada da bir eksi bir var. Evet böyle olur. Sonuçta istediğim şey kalanımın sıfırdan büyük eşit olması. Ve bunu sağladığım takdirde bu tüme varım argümanını yürütecek durumda olacağım. Ek dersler bu hafta başlıyor. Eğer gitmek istiyorsanız bunların hepsi aynı odada ve burada yapılacak çalışmaların detayları için web'e bakabilirsiniz. Şimdi devam edelim. C2-1 ne zaman sıfıra büyük eşit olur? Bunun doğru olması için C2'nin en azından 1 olması lazım. Çok büyük bir mesele değil. Çünkü sabitlerimi istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Ama yine de seçilebilecek sabitlerin bazıları için geçerlidir bu. Bunun için biz C2'yi sıfıra büyük eşit olarak seçebiliriz. O zaman da mutlu oluruz. Bu durumda C1N kare eksi C2N 1'e eşit veya ondan büyükse bu eşitlik yazılabilir. Burada komik bir şey var. Bu tüme varımı sonuçlandırıyor. En azından bu adımını sonuçlandırıyor. Neyi kanıtlamış olduk? C2 en azından bir ise C1'in bütün değerleri için bu geçerli olacaktır. Ama burada dikkat edeceğimiz bir şey var. C1'in yeterli derecede büyük olması lazım. Nedenini biliyor musunuz? C1'in de negatif olmaması lazım. Bunun geçerli olması için C1'in pozitif olması lazım. Ama gene de yeterince büyük olması lazım. Affedersiniz galiba biraz fazla hızlı gittim ve size soru sormadım. Evet temel durumdan dolayı yani temel durumda T1 vardır. Ve bu C çarpı 1 kare eksi C2 olur. Ve kanıtlarken de bunun en çok şu değeri almasını istiyoruz. Ve T1'in de bizim kabul ettiğimiz bir sabit olduğunu düşünüyoruz. Burada C1'i C2'den yeterince büyük seçmemiz gerekiyor. C2'nin en azından 1 olması gerekiyor. C1 en azından 100 kere daha büyük olmalı. Eğer bu 100 ise bu durum ancak C1'in yeterince yüksek seçilmesiyle sağlanabilir. Yani C2'ye göre yeterince yüksek. Sizin bu konuda dikkatli olmanız lazım. Gerçi bu örnekte bu çok önemli değildi yerine koyma yöntemiyle ilgili sorularınız var mı? Bu örnek aslında üç değişik şekilde ele alındı. Ama sonunda doğru cevaba ulaştık. Ama aslında doğru cevabı bulmak için onu bilmek zorundaydık ve bu biraz zordur. Aslında bu hesaplamayı bir prosedüre, bir yönteme dayanarak yapabilsek daha şık olurdu. Ve bundan sonraki iki teknik bunlarla ilgili olacaktır. Affedersiniz, duymadım. Alt sınırı nasıl mı kanıtlarız? Bu yineleme için bunu ben denemedim ama aynı formu kullanarak yapacağınızı sanıyorum. Burada tn büyük eşit c1 kere n kare eksi c2 kere n olduğunu düşünün. Bu yaklaşımın sonuç alıp alamayacağını ben denemedim ama sanıyorum ki alacaktır. Deneyin. Bundan sonra anlatacağım metotlar size bir bakıma hem üst sınır hem de alt sınır için bir takım sonuçlar verecektir ama dikkatli olmanız gerekir. Bunu yaparken aynı yerine koyma metodunda yaptığınız gibi işlemlerinizi tek tek kontrol etmelisiniz. Ve tabii bunda da giderek uygulama yaparak uzmanlaşacaksınız. Genelde biz sadece üst sınırlarla ilgileniriz. Bu nedenle üst sınırların kanıtlanmasına odaklanacağız ama bazen de alt sınırlarla ilgileneceğiz. Üst sınırı bulduğunuz zaman alt sınırı da bularak bunu kanıtlamak hoş bir şeydir. Burada üzerinde duracağımız ikinci yöntem recursion tree metodu yani öz yenileme ağacı yöntemidir. Herhangi bir yenilemeyi toplamanın özel bir yoldur. Benim en çok sevdiğim yöntemdir. Bu sistem genelde hep çalışır ve bununla ilgili en iyi şey de budur. Size ihtiyacınız olan sezgiyi, öngörüyü kendiliğinden sağlar. Genelde size cevabı ne olduğunu söyler. Çok sıkı kuralları olan bir yöntem değildir. Bu bakımdan bazı sancılar yaratır ama bunu uygularken çok dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde yanlış cevabı elde edersiniz bizim sevdiğimiz karakterler olan bir sürü nokta noktaya ihtiva eder. Fakat bu nokta noktalar da aslında kendi içinde gevşek anlatımlardır. Teknik olarak yapmanız gereken şey öz yenilimi ağacı yöntemiyle cevabın ne olduğunu bulmak ve sonra da bu cevabın doğru olup olmadığını yerine koyma yöntemiyle kanıtlamaktır. Genelde bu kanıtlama adımı gerekli değildir ama sıkı bir sistem olması için bunu uygulamalısınız. Ve belki de ilk çözdüğünüz birkaç yenileme probleminde en azından bu şekilde davranmanızda yarar var özlenileme ağacı yöntemini iyice anladıktan sonra biraz daha gevşek çalışmaya hakkınız olacak. Doğru cevabı bulduğunuza inanacaksınız. Haydi bir örnek yapalım. Öz ağaçlarını geçen kez birleştirerek sıralama yaparken kısaca görmüştük ve sezgisel bir öngörüyle ne log ne kullanmıştık. Ve geçen seferkine yakın bir örneği ele alacak olursak öz ağacı metodu çok basittir. Onun için sizin yaşamınızı biraz daha zorlaştırmak için daha karmaşık bir öz ele alalım. Burada başka bir algoritmayı hayal edelim. Problemin boyutu ne olsun ve n bölü 4 boyutunda bir problemi öz metoduyla çözsün. Ondan sonra bunu n bölü 2 boyutunda çözsün. Ve n kare oranındaki işi bu tarafta öz yineme işi olmadan yapsın. Bu ne demek? Yani anlattığım çok açık değil. Yapacağımız şey bir resim çizmek ve ondan sonra bunu bir öz yineme ağacı formuna geliştirmek. Ve ondan sonra da her şeyi birbiriyle toplamak. Genel bir resme ihtiyacımız var. öz yenileme ağacı yönteminin prensipleri gelince bunu bir resim olarak çiziyoruz. Ve diyoruz ki tn, n kare, t, n bölü 4 ve t, n bölü 2'nin toplamına eşittir. Bu aslında bir toplamayı yapmanın garip bir yolu ama niye böyle yapmayalım ki? Sonuç olarak bu bir ağaç ve öyle bir ağaç olacak ki biz bu iki yaprağı öz dinlenmeli olarak genişleteceğiz. Ben TN'yi bunlara genişletiyorum. Sonra genişletme işlemlerine devam ediyorum. Genişletiyorum. Her şeyi genişletiyorum. Şimdi bir adım daha atalım. Elimizde bu N kare, T N bölü 4 ve T N bölü 2 var. Bunu bir kez daha genişletirsek elde n kare artı iki şey olacaktır. Bu iki şeyin birincisi n bölü 4 kare ve ikincisi de n bölü 2 kare olacaktır. Tabi bunların da öz yinelemediği dalları var. Bu durumda t, n bölü 16 ve t, n bölü 8 elde ederiz. Aritmetin burada biraz sulanıyor. Bunların aynı olması lazım. t, n bölü 8 olması lazım ve bunun da T, N bölü 4 olması lazım. Bu işe devam edip sonsuza kadar gidebilirsiniz. Temel duruma yani T'nin bir sabit olduğu durumuna kadar gidebilirsiniz. Onun için burada bazı adımları atlayacağım. Bunları nokta noktalarla göstereceğim. İşte burada dikkatli olmamız gerekiyor. Sonunda elimizde N kare, N bölü 4 kare ve N bölü 2 kare olur. Şimdiye kadar kolaydı çünkü hepsini yapmıştım. Bu özgürlenme ağacının içinde n bölü 16 kare, n bölü 8 kare, tekrar n bölü 8 kare, n bölü 4 kare vesaire nokta noktalar var. Tabanda bazı sabitler olacak. Bunlar yapraklar. Kaç yaprağımız olduğunu merak ediyorum. Yani bilmemiz gereken bu ağaçta kaç tane yaprak olabileceği. Yalnız burada bir incelik var daha önce birleştirerek sıralama ve bir önceki öz yenilmede olmadığı gibi buradaki yaprak sayısı biraz tuhaflaşıyor. Çünkü daha değişik hızlarda öz yenilme yapıyoruz. Bu ağaç şu ağaçtan çok daha küçük olacak. Daha küçük bir derinlik yapısı olacak. Çünkü zaten n 16'ya kadar gidilmişti. Oysa burada biz n 4'e kadar indik. Peki bu öz yenilme ağacında kaç tane yaprak var? Aslında ihtiyacım olan üst sınır. Anlamlı bir üst sınır bunun en fazla N'nin 10. kuvveti olduğunu size söyleyebilirim. Ama bu anlamsız olur. N'den küçük olması lazım. Doğru. Peki neden? Çünkü N boyutunda bir problemle işe başlıyorum. Ondan sonra problemi N bölü 4 ve bir başka problemi N bölü 2 boyutlarında öz yineliyorum. Bir değerine ulaştığım zaman da duruyorum. Böylece N bölü 4 artı N bölü 2 eşittir 3 bölü 4 N olur. Ki bu N'den kesinlikle küçüktür. Böylece ağaçta olması gereken toplam yaprak sayısı da en fazla ne olabilir? Yani ne boyutundaki bir iş için yola çıkarsam ve bunun dörtte birinden kurtulursam ve sonra da öz yenilemeye devam edersem bu sonunda neden küçük olacaktır? Evet kesinlikle neden az yaprağımız var. Şu ana kadar çok ilginç bir şey yapmadım. Ama ikinci iyi fikir bu öz yenileme ağaçlarını sonsuza kadar büyütüp ondan sonra da hay Allah bunları nasıl toplayacağım demek zorunda kalmamanızdır. Toplamaları her düzeyde ayrı ayrı yaparsınız. Bu uygulamadaki en yararlı fikir bu ve genelde çok işe yarar. Ama bu örnekte bu biraz daha karmaşık. Çünkü ben önce n karenin n kare olduğunu hesaplamak zorundayım. Bu ilk adım kolay. Ama ikinci adımda biraz daha yoğun düşünmem gerekiyor. Biliyor musunuz üç tip matematikçi vardır. Bunlardan bazıları toplama yapabilir, bazıları yapamazlar ve ben son grupta olduğum için yardımımıza ihtiyacım var. Şunları benim için toplar mısınız? Yani n kare bölü bir şeyler çıkmalı. Lütfen. 5 bölü 16 n kare. Tamam. Şimdi gerçekten yardımımıza ihtiyacım var. Bir öncekini ben kendim de yapabilirdim. Ama bu seferki biraz daha karmaşık. Siz bunu hesaplayana kadar ben de notlarıma bakacağım. Cevap var mı? 73 bölü 256. Bunu onaylayacak başkası var mı? Bana biraz yüksek geldi. 73 çok doğru görünmüyor. 64 mü? Yaklaştınız. Aslında bunu doğru hesaplamamız önemli. Alttaki 256 doğru. Bunu söyleyebilirim. 16'nın karesinin 256 olduğunu herkes bilir. Biz bilgisayar bilimcileriyiz. 25. Güzel. Burada iki kişi 25 dedi. O halde demokrasi kuralına göre bu doğrudur. Benim notlarımda da 25 yazıyor. Çünkü ben bunu evde yapmıştım. O halde 25 bölü 256 kere n kare doğru cevap olmalı. Şimdi bu progression yani aşamalanmada kimse sihirli bir şeye dikkat etti mi? Evet her seferinde karesi çıkıyor. Doğru. Ve bunları toplayacak olursak buna ne diyebiliriz? Bir geometrik seri. Doğru. Sonuçta öyle çıkıyor ki bu geometrik. Ve biz geometrik serileri nasıl toplanacağını biliyoruz. En azından siz biliyorsunuz. N kare ile işe başlamıştık ve en alt düzeyde tam anlamıyla düzeyde değil ama ne gibi bir şey çıkacak ve biz geometrik olarak azalıyoruz. Biliyoruz ki bu yinelemenin çözümü olan toplam, bu ağaçtaki sayıların hepsinin toplamı. Eğer biz buradaki her düzeydeki toplamları alırsak, sonra da bu ara toplamları toplarsak bize cevap verecektir. Bu düzey düzey hesaplanmış olan toplamların toplamıdır. Ve bunu hesaplamanın hoş bir yoldur. Size geometrik cevaplar gibi güzel cevaplar sunar. Elimizde 1 çarpı n kare artı 5 bölü 16 çarpı n kare artı 25 bölü 256 çarpı n kare ve bir şeyler daha var. Eğer biz biraz kadere inanıyorsak bu üç sayının yinelemesine bakarak doğru yanıta ulaşacağımızı hesaplayabiliriz. Arada bu. 5 üzeri k bölü 16 üzeri k gibi bir şey olacak. En azından öyle umuyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Sonsuza kadar devam etmiyor ama bir an için sonsuza kadar devam edeceğini varsayalım. Sonsuza kadar devam etmesi durumunda bu üst sınır olacaktır. Burada da n kare olmalı. Eğer geometrik seriler hakkında tek şey biliyorsanız bilmeniz gereken 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 ve bunun devamındaki tüm değerleri topladığınız zaman En fazla iki elde edersin. Biz bilgisayar bilimcileriyiz. En azından ikili tabanı bilmek zorundayız. Bu 0,1111'i iki listende yazmak gibidir. Aslında bir virgül bir 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 yazılmalıydı ve şu birleri sonsuza kadar devam ettirirseniz bu bir eşit. Işte. Onun için bu önceki örnekte sonuç 2'dir. Bu daha da küçük. Elimizde 5 bölü 16 var. Yani yarımdan daha az ve giderek her seferinde bunun karesini alıyoruz. Yani sonuçta 2'den az olacak. Eğer isterseniz elinizde genel geometrik serileri çözmek için şık bir formül var ama bu evrede ihtiyacımız olan şey sadece bunun bir sabit olduğunu göstermek. Bu or n karedir. Aynı zamanda omega n karedir. Bunun omega n kare olduğu belirgin çünkü bunu sınırlayan üstteki değer n kare. Böylece biz n karenin alt sınırını elde ederiz. Ve bunun değeri de 2'nin bir faktörüdür. Bu da çok iyi bir değer. Aslında bundan daha da iyi bir değer elde ediliyor. İşte bu öz yenileme ağacı metodu. Çok kesin bir sonuç elde edemedik. Çünkü burada nokta noktalar vardı. Ama biz bunun geometrik olduğunu şimdilik inanıyoruz. Çoğu zaman da geometrik olduğu ortaya çıkar. Burada büyük bir problem olmaz. Ama geometrik olacağı kesin olmadığı durumlarda ben bunu yerine koyma metoduyla yine de kontrol ederim. Şimdi inceleyeceğimiz durumlarda bu daha da açık olacak. O kadar açık olacak ki her şeyin doğru olduğuna dair bir teorem bile öne sürebileceğiz. Daha zamanımız var iyi. Evet. Bunlar öz yenileme ağaçlarıydı. Şimdi üzerinde konuşacağımız bir yöntem daha var. Ve bunu siz öz yenileme ağacı metodunun bir uygulaması olarak da düşünebilirsiniz. Ama bu daha hassastır. Aslında bu bir teoremdir. Öz yenileme ağacı uygulamalarında eğer nokta noktalar varsa sonuç çok açık değildir. Onun için kontrol edilmesi gerekir. Bu master metot yani ana metodun üzücü tarafı bunun biraz kısıtlayıcı olmasıdır. Bu metot sadece yinelemelerin belli ailelerinin üzerinde uygulanabilir. Bu metot TN eşittir A P N bölü B artı FN türü bir durumda uygulanabilir. Buna F mi diyeceğim? Evet, buna F diyeceğim. Bu yöntem biraz önce çözdüğüm öz yenilemeyi çözümleyemez. Çünkü orada değişik boyutlardaki iki farklı problemi ele alıyordum. Bu metotla öz yenileme uygulayacağınız her problem aynı boyutta olmak zorunda. Yani bir tip alt problem olacak. Bunu düşünmenin başka bir yöntemi de bunu bir öz yenileme algoritması olarak ele almanızdır. Yani A sayıda alt problemler vardır. Bunların her biri N bölü B boyutundadır ve sonuç olarak toplam emek bu olacaktır. Ondan sonra FN için yenileme olmayan bir çalışma yaparsınız. Burada bazı sınırlamalar var. Ve A en az bir olmak zorunda. En az bir yenileme olmak zorunda ve ve B de kesinlikle birden büyük olmak zorunda. Problemi kesinlikle küçük boyutta tutmalısınız. Yoksa sonsuza kadar devam eder gider. Ve F'nin de güzel bir özelliği olması gerekiyor. Fn'ye asimptotik olarak pozitif olmak zorunda. Burada kaç kişi asimptotik olarak pozitifin anlamını biliyor? Kimse bilmiyor mu? Tamam. Demek ki ders kitabını okumamışsınız. Olabilir. Aslında ben de okumadım ama bunu çalsa söylemeyin. Ama o okumadığınızı fark edecektir. Peki, sizce asimptotik olarak pozitif ne anlama gelebilir? Biraz daha ilerlemek için bunu soruyorum. Pardon. Evet. Yeterince büyük n değerleri için f(n)'nin de pozitif olması gerekir anlamına gelir. Yani n'nin belirli bir n sıfır değerinden büyük olması halinde fn'nin de sıfırdan büyük olması şartı gerekiyor. Sonucun pozitif olması gerekiyor. Yani n eşittir 1 için eksi 1 elde etmek çok önemli bir şey değildir. Bu sonucu etkilemez. Çünkü biz içindeki asintotlarla ilgileniyoruz. Ana metoda bu formda öz yenilemeler verirseniz size cevabı çıkarır. Metodun en önemli özelliği de budur. Öte yandan bunun rahatsızlığı yönü bu metodun 3 değişik şıkkı olmasıdır. Bir defa biraz uzundur ve diğerlerine göre ezberlemesi daha zordur. Çünkü ötekiler sadece fikirdi. Burada bir takım şeyleri hatırlamamız gerekir. Şimdi size teoremi açıklayayım. Henüz açıklamayayım. Size önce çok basit bir ilişkiden bahsedeceğim. FN'nin buradaki öz yenileme içermeyen uygulamasını özel bir fonksiyon olarak N üzeri logaritma B tabanında A olarak açıklamaya çalışalım. Neden N? B tabanında log A. Bunu birazdan anlayacaksınız. Şunu göreceksiniz ki bu eğer öz yenileme ağacındaki yaprak sayısına eşit olacak. Ama bu birazcık öngörü. Onun için bu değer ya küçük eşit ya da büyük eşit olabilir. Şu anda burada asimtotlarla uğraştığımızı unutmayın. Bu nedenle daha küçük eşit veya büyük olma durumlarına hassasiyet göstereceğiz. Şöyle düşünebilirsiniz. Aslında bunun anlamı küçük o, büyük teta veya küçük omega'dır. Aslında teorem bu üç şık için geçerli olsaydı hoş olacaktı. Ama bazı boşlukları vardır. Birinci durumla başlayalım. Birinci durum f'nin küçük olma durumudur ve bu küçüklük onun sadece küçük olması anlamına gelmiyor. Aslında bundan çok daha küçük. Aslında ne b tabanında log a'dan polinomik ölçüde daha küçük olmalıdır. Bir takım pozitif epsilon değerleri için koşma zamanı bu n üzeri b tabanında logaritma a eksi epsilon'a eşittir. Yani aslında n logaritma b bazında a eksi epsilon polimsal olarak daha küçüktür. Burada küçük ol durumunu kullanamayız. Çünkü bu biraz güçlü gelir. Burada söylemek istediğim şey bayağı küçük oldu. Ama bu durumda cevap kolaylaşıyor. tn eşittir teta n b log tabanında a. Çok iyi. İşte bu birinci durumdur. İkinci durum, Fn'nin n üzeri b logaritma tabanında a'ya yaklaşık eşit işte olma durumudur. Ve yaklaşık eşitlikle benim kastettiğim k polilogaritmik faktörlere kadar olmasıdır. Bu n'nin ikili logaritma tabanında ve k kuvvetine kadar olan değeridir. Bu simgelemi bilmelisiniz. Örneğin k eşittir sıfır olabilir. Bu durumda bir takım sabit faktörlere kadar bunlar birbirine eşittir. Mesela K'nın sıfırdan küçük olması geçerli değildir. Bu durumda K'nın eksi olmaması önemlidir ve büyük bir olasılıkla bir tam sayı olmalıdır. Aslında tam sayı olması da çok önemli değil ama burada tam sayı oluyor. Yani aslında şöyle olabilir. N log B A kere log N'nin K kuvveti ya da bazen hiçbir şey. Her neyse tekrar ediyorum. Buradaki çözüm çok zor değil. T N eşittir teta n log b a çarpı logaritma üzeri k artı 1 n. Bu ikinci durumdur. Biraz daha karmaşık olan bir üçüncü durumumuz var. Üçüncü durumda biraz daha fazla varsayım yapmamız gerekiyor. Bu durumda fn n üzeri b bazında logaritma a'dan daha büyük hale geliyor. fn eşittir omega n log b a artı epsilon. İşte burası bizim büyük omega'yı kullanacağımız bir durum. Ama epsilon artı olması gerekiyor ve biraz daha büyük olması değil, polinomsal olarak büyük olması gerekiyor. Şu durumda logaritma farkları kadar büyüktü. Burada ise bir polinomsal oranında büyük olması gerekiyor. Bu durumda bizim başka bir varsayıma gitmemiz lazım. Çünkü f'nin nasıl büyüdüğü ile ilgili kaygılarımız var. Öz yenilemede aşağı doğru indikçe f'nin küçüldüğünden emin olmalıyız. Bu şunun için önemli. Eğer ağaçta aşağı doğru gittikçe f küçülmezse sonunda sonsuzluklara varan toplamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun neden sıfırdan büyük herhangi bir epsilon üssü olduğunu görebiliyorum. Beni burada mutlu edecek şey bu tn özgürlenmesini alıp f'leri yerleştirdiğimiz zaman f'nin bir şekilde af n bölü b ile ilgili olmasıdır. Benim hoşuma gidecek şey özelleme ağacının en üzerinde olan Fn'nin onun bir altındaki düzeyden daha büyük olmasıdır. Yani bir alttaki seviyedeki değerlerin hepsinin toplamı bir sabit faktör oranında daha büyük olmalıdır. Burada bir alttaki seviyede elimde bir eksi epsilon üstü değeri var. Ve bu birden kesinlikle daha az. Yani bir üstteki değerden bir çarpı bir sabit oranında daha az. Emin olmam gereken şey aşağı indikçe değerlerin daha da küçülüyor olması. Bu durumda tn eşittir teta fn diyebiliriz. İşte bu bir teoremdir. Bu ana teoremdir. Ya da buna ne demek isterseniz. Bu isim adı master olan bir kişinin anısına verilmemiştir. Bu şu ana kadar anlatılan metotların ya da yöntemlerin hepsinin anası ustasıdır. Çünkü kullanımı ya da uygulaması çok kolaydır. Haydi bunu birkaç kez uygulayalım. Hepsini birden bir seferde azmetmek zor oluyor. Onun için size kanıtın bir skecini vereceğim. Ve öz yineleme ağacına baktığınız zaman bunun doğru olması çok şaşırtıcı olmayacak. Ama önce bunu bir kez kullanalım. Örneğin t, -N eşittir 4t, n bölü 2 artı n'yi ele alalım. Bu a'dır, bu b'dir, bu da fn'dir. İlk hesaplamamız gereken şey n üzeri logaritma b, a değeridir. Bunu ben bile yapabilirim sanıyorum. 4'ün log 2 tabanlı çözümlemesi. Evet log 2 tabanlı çözümlemeyi ben de yapabilirim. Bu n kare çıkar. Bu durumda fn n kareden büyük müdür küçük müdür? Aslında fn eşittir n'dir ve n karede polinomsal faktör oranında daha büyüktür. Bu örnekte biz birinci durumda oluruz. Öylesi cevap nedir? N karedir. Evet. T, N, B bazında logaritma A eşittir. Teta, N kare. Küçük değişiklikler yapalım. A'yı ve B'yi aynı tutup sadece F'yi değiştirelim. Mesela diyelim ki T, N eşittir. 4T, N bölü 2 artı N kare. Bunu söylemek sanki heceleme egzersizi gibi oluyor. N kare, N kareye bazı sabitler olsa da asintotik olarak yakın çıkıyor. Evet, cevap nedir? Bu ikinci durum. Yani biraz daha zor. Bu örnekte K'nın değeri ne? Sıfır. Cevap ne? Araştırmalar ne diyor? N kare log n. Güzel. Birkaç tane daha. Tn eşittir 4t n bölü 2 artı n küp. Cevap ne? Ne ekip? Bu üçüncü durum. Biliyorum bu oldukça sıkıcı ama bu aptal teoremi uygulamaya çalışıyoruz. Peki n2 bölü logaritma n için ne dersiniz? Bunun yanıtı ne? Güzel. Bu durumda kimsenin bir yanıt bulamaması lazım. Bu biraz şaşırtıcı. Ben de ara sıra cevabı unutuyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. N kare log log n bölü log n olması lazım. Öyle değil mi? Hayır hayır. N kare log log n. Tamam şimdi oldu. Evet ama bilmeniz gereken bir şey var. Bu ana metottan çıkan bir sonuç değil. Bu sizin çözümlemeniz gereken bir şey ve öz yenilme ağacı yöntemi bunun için iyi bir yöntem olabilir. Ve logaritmaların bazı özelliklerini de bilmeniz ve uygulamalarını kavramanız gerekiyor. Bu durumda ana metot uygun değildir. Yani başka bir metot kullanmanız lazım. Tamam. Ana metodun doğruluğu ile ilgili size söyleyebileceğim son şey, bunun bu metodun sezgi olgusuyla ilintili olduğudur. Özellikle öz yenileme ağacı uygulamalarında ve burada bu metotla her şey çalışır. Ama benim size anlattığım kanıtım taslağı yani tamamı değil. Kanıtın tamamı için ders kitabını okumanız gerekir. Yani benim size anlattıklarımdan daha zor şeyler bulmayacaksınız ama formal detayları bilmeniz için okumanızda yarar var. Benim bu detayları açıklayacak vaktim bu derste yok. Size sadece dikkat çekici kısımları anlatacağım. Yani ana metodun sezgisel olgusunu ve kanıt tasarımının üzerinde duracağım. Burada yapacağımız şey Öz yenileme ağacını bu yineleme için kullanacağız. Önce her düzeyi ayrı ayrı toplayacağız. Ondan sonra bütün düzeyleri birbirleri toplayıp elimizde ne kaldığına bakacağız. Başlangıç olarak en tepedeki FN'yi ele alacağız ve bunu bir düzey genişleteceğiz. Bu yolla A değişik problem yaratacağız. Her birinin boyutu n bölü b olacak ve bunları da genişlettikten sonra her birisi için bir f n bölü b elde edeceğiz. Bunlar aynı boyutta olacaklar. Genişletme işlemlerine devam edeceğiz ve daha alt düzeyde başka alt problemler yaratacağız. Bu kez elimizde f n bölü b kare gibi değerler olacak ve sonuçta geometrik olarak küçülen boyutlarla çalışmayı gerektirecek. Buna devam edeceğiz ve en altta da sabit boyutta alt problemlerle uğraşacağız. Bu biraz özel olacak çünkü bu temel durum. Alt düzeyde başka sabitlerle karşılaşacağız. Bizim istediğimiz şey burada kaç yaprak olduğunu anlamak ama şu anda bu biraz karmaşık gibi görünüyor. Önce bu ağacın yüksekliğini hesaplayalım. Bunu buraya çizeyim. Bu ağacın yüksekliği nedir? Başladığım nokta N boyutunda bir problem ve varmaya çalıştığım nokta bir boyutunda bir problem. Bu ne kadar zaman alır? Kaç değişik düzey gerektirir? Bu soru herhalde bazılarınız için çok kolay. Bazılarınız için de tam bu dudaklarınızın ucunda değil. Evet, N'nin B bazlı logaritması. Bu ağacın yüksekliği H eşittir. Logaritma B bazında N. Çünkü aslında 1'e ulaşana kadar kaç kez B ile böldüğüm anlamına geliyor. Tamam, bu iyi. Şimdi kaç tane yaprak olduğunu hesaplayabilmem gerekir. Çünkü A düğün faktörünü biliyorum. Ve H yüksekliğini biliyorum. Buradaki yaprak sayısı A'nın H kuvveti eşittir. A, B bazında logaritma N. Bunu biraz daha açayım. Logaritmaların özelliğiyle bağlı olarak n'yi aşağıya, a'yı yukarı alabiliriz. Bu durumda elimizde bizim iyi dostumuz olan n logaritma b, a kalır. Yaptığımız şey en üst seviyede olan f'yi en alt seviyedeki tetalara kadar olan n log b, a ile karşılaştırmak. Bu uygulamada yaprakların hepsi aynı seviyede çünkü biz her dalda aynı oranda küçülüyoruz. En alttaki seviyedeki maliyeti toplarsam bu teta n logaritma b a'ya eşittir. Üst seviyedeki şeyleri toplayacak olursam bu da F'ye eşit. Ve bu çok şaşırtıcı değil. Ama bundan sonraki seviye biraz daha ilginç hale geliyor. Ana metodu ezberlediyseniz bu size tanıdık gelecek. Çünkü burada a, f, n bölü b ilişkisi var. Burada a çarpı f, N bölü B'nin bir sabit faktörle yani 1 eksi epsilon üstü değeriyle küçüldüğünü biliyoruz. Aşağı doğru geldik. Bu sabit faktör oranı da şundan daha küçük. Ondan sonraki seviyede bunu toplayacağız. Yani A kare F, N bölü B kare değeri çıkacak. Ben burada bir şeyi yanlış yazdığımı fark ettim. Parantez içinde özür dilerim. Bu N bölü B kare olmayacak. N bölü B kare olacaktı. Böylece bu dizi en azından üçüncü durumda geometrik olarak azalıyor. Eğer bir dizi sabit faktörlere kadar geometrik olarak azalırsa en büyük terim tarafından domine edilir. Ve bu da Fn'dir. Yani üçüncü durumda teta Fn'yi elde ederiz. Diğer birkaç duruma bakalım ve bunları elimizde kalan zamana ayarlayalım. Oo daha çok zamanımız var. 5 dakikamız var. Tonlarca zaman demek. Peki ne yapacağız? Şunu yazayım. Üçüncü durumda maliyetler düşüyor. Şimdi burada ben nokta noktaların fonksiyonlu çok açık olduğunu söyleyebilirim. Burada bu çok basit. Burada bu a'nın kanuncu kuvveti çarpı f, n bölü b'nin kanuncu kuvveti ve üçüncü durumda biz maliyetlerin ya da değerlerin geometrik olarak ağaçtan aşağı gittikçe azaldığını kabul ediyoruz. Bu üçüncü duruma başka bir açıdan yaklaşalım. Önce birinci durumu yapalım. Çünkü bu durumun anlaşılması sezgisel olarak daha kolay. Birinci durumda biz FN'nin bu değerden polinomsal olarak daha küçük olduğunu biliyoruz. Ama bu ortadaki basit prosedür vasıtasıyla bunu birazcık değiştiriyoruz. Burada daha formal bir tartışmaya ihtiyacınız olduğundan elimi sallıyorum. Ben diyorum ki bu bu yönde geometrik olarak artacaktır. Geometrik olarak artması gerekir. Çünkü bu fn şundan polinomsal olarak daha küçüktür. Ve siz orta bölgede bazı polinomlar elde edeceksiniz ve bunlar küçükten büyüğe doğru yorumlanacak. Bu nedenle büyük olan bu değer geometrik seri olduğu için domine edecektir. Yani hakim olacaktır. Daha önce söylediğim gibi bu bir öngörüdür. Formal bir argüman değildir. Burada olan formaldi. Çünkü biz bunu böyle varsaydık ama şu andaki uygulamayı biraz daha tartışmamız lazım. Yani bunlar geometrik olarak artmayabilirler ama daha hızlı artabilirler. Ve bu da kabul edilebilir. Bu nedenle üçlü dönemde siz geometrik serilerin büyük terimi tarafından her zaman domine edilirsiniz. Burada bu Fn'dir. Ve burada da teta n üzeri b bazında logaritma a olan terim domine eder. İkinci durumda bu oldukça basit ama biraz logaritmaların özelliklerini bilmeniz gerekir. İkinci durumda biz bütün bunların temelde aşağı yukarı aynı olduğunu kabul etmiştik, yani tepe'nin Tabana eşit olduğunu kabul etmiştik ve bu şimdi. Bu çok prosedürel yol ya da yöntem vasıtasıyla değişiyor. Yani orta bölgede olanlar birbirine benzemek zorunda ama tam anlamıyla da değil. Çünkü burada bir logaritma faktörümüz yok. Burada bir log k durumumuz var. Elimizde n üzeri log b çarpı log üzeri k çarpı n olan bir değer vardı. Bu durumda log k diye bir şey yok. Bu nedenle logaritmalar burada yok olur. Ama bunların yok olması daha yavaştır. Bu terimlerin üst yarısındakilere bakarsanız bunların hepsi de kanun logaritmasını göreceksiniz. Alt yarısında ise bunlar yok olmaya başlayacak. Ben size biraz kehanet sonucu elde edilen bilgileri veriyorum. Eğer logaritmaları ele alırsanız ve bağımsız değişkeni çok değiştirmezseniz logaritmalar kalacaktır. Belki de yarı yoldan biraz önce yok olacaklar. Yani burada söylediğim şey aşağı yukarı her düzeyin birbirine yakın olduğu ama özellikle yarının üzerinde kalan seviyelerin asimptotik olarak birbirine eşit olduğu. Bu nedenle maliyet bir seviye. Yani buradaki Fn çarpı düzey sayısı yani H'dir. Ve H eşittir logaritma B bazında N'dir. B aslında bir sabit olduğu için bizi ilgilendirmez. Bu teta logaritma N'dir. Yani Tn eşittir n üzeri b bazında logaritma a çarpı logaritma üzeri k e n çarpı logaritma n durumu oluşur. Ve sonuçta f n logaritma n kalır. Bu çok hızlı yapılmış bir taslak. Kusura bakmayın. Birinci ve ikinci durumlarda biraz özensiz davrandım. Bu nedenle kitaptan kanıtı okuyun. Çünkü bir evrede bunu öğrenmek zorundasınız. Logaritmaları buna göre kullanacaksınız. Hepsi bu kadar. Sorunuz var mı? Hepiniz gitmeye meraklısınız. Tamam teşekkürler. Gelecek derste görüşürüz.